13 Mayıs Pazartesi, ay ortasına yaklaşırken yeni haftanın ilk işlem gününden herkese mutlu sabahlar diyoruz efendim. Ben Büşra Bingöl, MTA Piyasası programıyla yeni haftaya, bugüne başlıyor olacağız sevgili Cenk Akyoldaş'la birlikte. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta Amerika tarafındaki haberler ve yine İngiltere Merkez Bankası'nın kararı dışında daha sakin bir hafta geçirirken başladığımız bu hafta en kritik veri olan ABD enflasyonu oluyor olacak. Öncesinde haftanın ilk işlem gündeki genel perspektifi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi baktığımızda tabii geçtiğimiz hafta tahvil faizlerinin önemli olacağını vurgulamıştık. İhaleler vardı Amerika'dan biliyorsun. Evet. 125 milyarlık bir ihale süreci olacaktı. İşte 3 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık ihaleler. Bundan sorunsuz atlatıldığını gördük ama Cuma günü Michigan Üniversitesi'nin yapmış olduğu anket çalışması var. İleri yönelik tüketici beklentileri ölçtükleri, oradaki enflasyon beklentileri ve ekonomiye güveni ölçtükleri bir anket çalışması vardı. O açıklandı. O açıklandıktan sonra tahvil piyasasının tekrardan hafif de olsa bir satış yediğini gördük. Yine aynı zamanda oradaki seyre baktığımız zaman şu önemli ön plana çıktı. Özellikle de tahvil faizlerini etkileyebilecek olan enflasyon beklentileri tabii ki çok önemli. Tekrardan orada bir yukarı yönlü eğilimin beklentiler tarafından ölçülmeye başladığını söylemek mümkün. Burada dikkat çekici unsur, bir sene sonraki enflasyonda hep daha önce aşağı yönlü seyirlerin anketlerde tüketicinin beklentisi o şekildeyken tekrardan 3.2'den 3.5'e çıktığını gördük. Bu önemli bir unsurdu. Uzun vadeli 5 yıllık enflasyon beklentisinin de orada da %3'ten 3.1'e çıktığını gördük de bunlar piyasa üzerine biraz baskı unsuru oluşturduğunu söyleyelim. Hisse senedi tarafında çok fazla bir etkisi olmadığını belirtelim. Tüketici güveninde de aşağı bir beklentinin altında rakamla karşı karşıya kaldık. %76'lık bir beklenti varken burada da 64,5 yanlış hatırlamıyorsam gibi bir rakama doğru evrildiğini söylemek mümkün. Esas hikaye bu hafta çarşamba günü gelecek olan enflasyon verisine herkesin odaklandığını hatırlatalım. Bu çarşamba günkü veri piyasaların tekrardan tamam mı devam mı noktasına gelip gelmeyeceğini gösterecek bize. Biliyorsun geçtiğimiz son 3 haftada ciddi bir dönüş yaşadık. 100 günlük ortalamalardan, 200 günlük ortalamalardan toparlayan bir piyasalar görmüştük. Buna paralel olarak da ister istemez tabii ki MTA tarafında da bir toparlamanın yaşandığını söylemek mümkün. Bu haftaki veri beklentisine baktığımızdan enflasyonda aşağı yönlü tekrardan bir seyirin başlaması beklentisi olduğunu belirtelim. Aylık bazdaki rakamın %0.4'te sabit kalması manşet taraf için konuşuyorum. Yıllık tarafı ise %3.5'ten %3.4'e gerilemesi beklentisi olduğunu belirtelim. Tabii ki piyasanın esas takip edeceği göstergenin çekirdek taraf olduğunu da hatırlatalım. Oradaki veriye baktığımız zaman orada da aylık tarafın 0.4'ten 0.3'e gerilemesi, yıllık taraftaki geri çekiminin de %3.8'den %3.6'ya gelmesini bekliyoruz. Diyor. Eğer buradan hakikaten bu beklentiler çerçevesinde bir gerçekleşme olacaksa piyasaların rahatladığını göreceğiz. Tekrardan bir vites değişikliğine gitme potansiyeli oluşabilir. Öte yandan baktığımızda bir diğer tehlikeli unsur yine ABD-Çin arasında ticaret savaşlarının başladığını görüyoruz. Seçim yılındayız biliyorsun. Daha önce Trump'ın hep dillendirmiş olduğu Çin'e yönelik ambargolar ya da tarifler, vergi duvarlarının arttırılması gibi unsurlar vardı. Bu noktada da Biden'ın bu Trump'ın eline bazı kozları elinden almak adına, söylemlerini elinden almak adına bu yönde girişimlerde bulunacağı beklentisiyle karşı karşıyayız. Trump zamanında yapılmış olan, uygulanan çeşitli tarife uygulamanın devamına ve buna da ilave tarifelerin gelmesi, yarın açıklanması beklendiğini belirtelim. 37 kalem civarında bir maddeye yeni tarifeler, yeni vergilerin getirilmesi söz konusu olabilecek. Bu noktada da özellikle elektrikli araçlar tarafında önemli bir yine bataryalar tarafında önemli vergilerin gelmesi bekleniyor. Biliyorsun geçtiğimiz sene Çin elektrikli araçlar tarafında çok kuvvetli bir giriş yaptı. Burada pazar payında işte Tesla'nın önüne geçtiğini de gördük. Yıllar sonra ilk defa Tesla tahtını kaybettiğini gördük. Bu nedenle önümüzdeki günler bu noktada önemli bir savaşlara gebe olabilir. Bu da bir siyasi tansiyon oluşturma potansiyeline işaret ettiğini de belirtelim. Belirleyici günlerin bizleri beklediğini belirttikten hemen sonra tahvil faizlerinin 10 yıllık tarafında tabii ki başlıca enflasyon rakamlarını beklediğini ve olası gelecek olan rakamların eğer olur da pozitif bir destek verirse burada da aşağı yönlü bir baskılanmanın bizi bekleyip sevindirici bir unsur olduğunu belirtelim ve sizden teknik analizi nasıl değerlendirdiğiniz adına yorumlarınızı alalım. 4,49 seviyesinde şu anda.
Haftalık grafikle başlayalım hemen hızlıca. Haftalık grafikte çok çok kritik bir eşiğe geldiğimiz net şekilde gözüküyor. 3 hafta kadar önce tepeyi görmüştük, bu 4. haftadayız. Burada 4.75'leri doğru bir ataklanma olmuş ama 4.70'lerin altına kapattığımızı, ondan sonra bir alım dalgasının geldiğini gördük. 8 haftalık ortalama, farkındasın son 3 haftada 8 haftalık ortalamanın etrafında kümeleniyoruz. 4.50 sınır eşiğinin etrafındayız. Evet. Esas hikaye biraz da burada baktığımızda bir yükselen trend vardı. O yükselen trendle bu hafta temaslanıyoruz. Bu trendin dışına taşıyacak mıyız, taşmayacak mıyız? Esas hikaye bu. Bizim için kritik eşiğimiz 8 haftalık ortalamanın geçtiği 4.46-4.47 bölgesi olduğunu belirtelim. Bu hafta enflasyon verisi sonrasında alım dalgası devam edebilirse tahvil tarafında, iyimser bardağın dolu tarafını göreceğimiz verilerle karşı karşıya kalırsak, o zaman bu alım dalgası beraber bizim yeşillere kadar, 4.35'lere kadar geri çekilme beklentisi gerçekleşebilir. Dikkatli olmak lazım. Bu da piyasanın önünde bir vites değişikliği, tekrardan hisselerde yukarı, diğer enstrümanlarda da bir hareketlenmeye getirme potansiyeli olduğunu belirtelim. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Baktığımız zaman piyasa profesyonelleri tarafındaki CFTC diye yani vadeli işlemler piyasasındaki açık pozisyonları değerlendirdiğimiz zaman, geçtiğimiz hafta yani 7 Mayıs haftasındaki verileri değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Tahvil tarafında açık pozisyonların arttığını, yani demek ki aslında bu geri çekilmenin sınırlı kalma potansiyelini piyasa profesyonellerinin değerlendirdi. Burada enflasyondaki baskının kalıcının devam etme ihtimalinin gündemde olduğunu, enflasyondaki düşüşün o zaman bu hafta bizim için biraz yeni bir sürprize gebe olma ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliriz. Piyasa profesyonelleri şu anda yoğurdu üfleyerek yiyor. Şuradaki hareketi, bu alım dalgasını biraz satış fırsatı olarak gördüklerini söylemek isterim. Bakalım bardağın dolu tarafına geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Kritik karar haftalarından birine gelmiş vaziyetteyiz. Onun için hisse senedi tarafında da acaba doyuma geldik mi? Bundan sonrası biraz daha yoğurdu üfleyerek bekle göre geçmek lazım mı söylemlerinde temelinde bu yattığını belirtmek isterim. Peki DXY tarafına baktığımız zaman sınırlı geri çekilmelerin devam ettiğini görüyoruz ki şu anda da yine 105-170 seviyelerindeyiz. 10 yıllık tarafta da sık korelasyon kurduğumuz bu yapı için nasıl yorumlarsınız? Yani buraya da baktığımızda burası da direkt dir kalmaya devam ediyor. 8 haftalık ortalamanın üzerine kalmaya devam ediyor. Evet. Normal koşullarda eğer tahvil faizleri 4.35'lere doğru akacaksa aşağı yönlü, burada da bir aşağı yönlü akmanın beklenmesi gerekir. Ama tabii bunun kendi iç dinamiklerine baktığımız zaman yuan tarafındaki değer kayıpları, yen tarafındaki değer kayıplarının gündemde olduğunu, yine İngiltere Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri noktasında aksiyon alma beklentilerinin öne çekiliyor olması, işte Avrupa Merkez Bankası'ndan Haziran ayında, İngiltere Merkez Bankası'ndan Ağustos ayında bir faiz indirimleri gelme beklentisi piyasalarda satın alırken, FED tarafında ancak Eylül ayına işaret ettiğinde hatırlatalım. Evet. Buradaki süreçlerde Japonya Merkez Bankası bir tek ayrıştığını söylemek lazım. Orada da bir faiz arttırma yönünde bir hareket beklentisi olduğunu belirtelim. Bugün de bu sabahta ilk defa uzun bir aradan sonra Japonya Merkez Bankası haftalık tahvil alım rakamlarında aşağı yönlü bir revizyona gittiğini görürüz. Japon yenindeki değer kaybının önüne geçmeye çalıştığını da görürüz. 160 sınırı seviyesi çok kritik. 160.25-160.35 bölgesi. O bölgenin ötesine geçmesine izin vermeyecekmiş gibi gözüküyor. Orayı savunmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günler bize ne getirecek? Eğer hikaye 10 yıllık taraf aşağı doğru gidecekse, burada 105.45'lerin ben üzerine geçemeden tekrardan 8 haftalık ortalamanın yani 105.13'lerin altında bir fiyatlama görüyor olmamız lazım. Bunu göremiyorsak o zaman burada da enflasyonla ilgili beklentilerin biraz sıkıntılı olduğunu belirtelim. İsterseniz arkadaşlarımızdan şu grafiği rica edelim. Aslında evet, ne demek istediğimi de anlamaları adına baktığımız zaman piyasaları bozan unsurun aslında önümüzdeki geçtiğimiz dönemlerde yatay bandın enflasyonda yukarıya doğru... Güçlü doların seyri. Güçlü doların seyri grafiğini alırsak oradaki seyir bize piyasaları neden streslendirdiğini net şekilde gösterecek. Verebilirse arkadaşlarımız. Burada baktığımız zaman şunu görüyoruz. Enflasyon verisinin... Yok sanırım bir yanlışlık oldu. Evet. Strong USA Inflation Post diye başlıyor grafiğimizin adı. Evet. Evet, aldığımız evet, grafiğimiz geldi. Evet. Piyasada streslendiren unsurun işte enflasyon mesleği, yani
baktığımız zaman tüketici enflasyonunda farkındaysanız 3'ü taban yaptığını ve o bölgeden sonra bir gelgitlerle kafayı yukarı kaldırdığını görüyoruz. Bu piyasayı endişelendiren unsur olduğunu hatırlatalım. Buradaki seyir tekrardan kafayı aşağı doğru çevirecek mi, yoksa daha önceki şu seviyede bulunan bölge, yataylaşan bölgenin üzerine mi çıkacak? Eğer böyle bir olgu oluşuyorsa hakikaten piyasalarda ciddi bir tekrardan bozulmaya sebebiyet verebilir. Bu ayki veride iyimser bir beklenti olduğunu da hatırlatalım. Son 3 aydır negatif yönde hep sürprizler vardı. Bu da piyasalarda bir kırılmaya sebebiyet vermişti. Çok teşekkür ederiz değerli analizleriniz için. Emtia Piyasası programını burada noktalandırıyoruz efendim. Birazdan beklenti raporu programıyla kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.